Hüseyin Tuncal. Bugünkü video konumuz av köpeği eğitiminde doğru bilinen yanlışlar. Bu konu gerçekten önemli. Birçok avcı dostumuz yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünerek hareketin üzerine sürekli ve defaatle gidiyor. Hepten köpeği daha çok yanlışa sürüklüyor ve sonunda geri dönülmesi zor hal alıyor köpek eğitimi. Şimdi bir köpeğin yavruluktan itibaren yetişkinlik dönemine kadar belli eğitimlerde benim gözlemlediğim aslında yanlış olan ama avcı dostlarımızın doğru bildiği bir takım konulardan bahsedeceğim. Şimdi ilk şundan başlayalım. Köpeği aldınız, 2 aylık köpek, getirdiniz, bakmaya başladınız. Köpeğin ilk arkadaşların yaptığı eğitim, işte köpeğe hemen bir kanat göstermek, önünde kanat salmak, 2 aylık yavruya, 2,5 aylık yavruya. Kanada ferma verdiğinde de o bravo, çok iyi, tebrikler, başarılı değerlendirmesi yaparak bu şekilde bu eğitimi bir periyot halinde devam ettirmek. Bunun akabinde köpek görmeye alıştığı için kanada ileride kuşa çok sokulacak. Ferma durmayacak, kuşu görmek isteyecek. Dolayısıyla siz ava yaklaşmadan kuşu uçurmasına sebep olacaktır. Bu genel anlamda tüm avcı dostların hemen hemen bildiği bir konu. Diğer bir konu, getirdiğiniz yavru köpeği evin önünde ilk önce yapmanız gereken köpeğin size bağlılığını arttırmak adına köpekle beraber bir takım oyunlar oynamak. İşte at getir oyunları, odaklama eğitimi gibi bir takım eğitimler yapmak. Silah sesi, tüfek sesi eğitimini zaten bunu hiç söylemiyorum bile. Bu olmazsa olmazımız. Ama arkadaşlar at getir oyununu yaparken bunu aport eğitimi olarak değerlendirip yapıyorlar. Bu da nasıl bir sıkıntıya ileride mahal veriyor. Şimdi attığınız bir topu köpek alıyor, getiriyor size. Yavru olduğu için zaten kendine güveni daha yok köpeğin. Karakteri oturmamış. Sizden uzaklaşmak istemiyor. Attığınız materyali alıyor, size getiriyor. Siz alıyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. Alıyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. Köpeğin kafasında şu kurgu yerleşiyor. İşte bir şey atıldığında ben alacağım, sahibime getireceğim. Bu hareket demek ki doğru, bana ödül geliyor. Bu zamanla köpeğin kendi özgüveni yerine geldiği zaman ve ava çıktığı zaman köpeğin av heyecanıyla beraber aportta bir takım problemler yaşanıyor. Aslında bu yapılan eğitim aport eğitimi değildir. Köpekle sadece at getir oyunudur arkadaşlar. Bu da bilinen yanlışlardan, en başında gelenlerden bir tanesi. Diğer bir komuta geçelim. Otur komutunda mesela. Otur komutunu arkadaşlar köpeğe öğretirken işte köpeğe elle müdahale ediyorlar. Dostlar, mümkün olduğunca hiçbir eğitimde köpeğe elle müdahale etmeyin, elle temasta bulunmayın. Köpek yapacağı hareketi sizin doğru yönlendirmenizle kendisi algılasın, kendisi doğru yapsın. Doğru yaptığı an siz doğrulamak adına clicker kullanıyorsanız clicker'a basıp ödülünü verin. Clicker kullanmıyorsanız zaten hareketi doğru yaptığında sözle ödüllendirerek aferin, bravo gibisinden ödülünü verip hareketi doğrulayabilirsiniz. Kesinlikle elle oturtturmaya çalışmak, yatırmaya çalışmak köpeği. Bunları yaptığınız sürece o anlık yapar köpek, ilerisinde köpek kesinlikle yapmaz. Bir diğer konu yanda yürüme gösterirken arkadaşlar işte ipi takıyor, köpek yürümüyor diye arkadaşlar bırakıyorlar. Arkadaşlar köpeğin yürüyene kadar, köpek sizinle beraber adım atana kadar bunu devam ettirmeniz lazım. Yanda yürüme eğitimi vereceksiniz köpeğinize. Bunu yaparken de dediğim gibi aynı gene fiziksel temas konusuna geliyor. Köpeğe kesinlikle çekme, sürükleme gibi eylemlerde bulunmayın. Arkadaşlar bunu yaptığı zaman köpek yürüyecek zannediyor. Kesinlikle değil. En önemli konulardan biri olan tüfek sesi korkusuna geleyim arkadaşlar. Tüfek sesi korkusunda köpeğin sesi yenmesi için köpeğin üzerine giderek ses fobisinden kurtulmasını sağlayamazsınız. Ses fobisinin önüne geçirmenin ses fobisinin önüne geçmenin en önemli yolu sese karşı köpeği duyarsızlaştırmadır. Bu da nasıl olur? Köpeğin av güdülerinden yararlanarak sese karşı köpeğin tepki vermesini minimum seviyeye indirmeye çalışırsınız.
Bir takım formlarda görüyorum. Kesinlikle köpeği bir ağaca bağlayıp, yanında tüfek atarak, poligona götürerek, işte atın, belinize bağlayın avda, tüfek atın, kesinlikle alıştıramazsınız. Dönüşü çok zor olan travmalara sebep olur ve köpeğiniz daha silahı gördüğü an arabanın altına kaçan, merayı terk eden bir köpek haline gelir. Bir diğer gözlemlediğim konu, basit ama önemli bir detay. Ben bunu birkaç kişiye, birkaç arkadaşa anlatmıştım. Köpek gel komutunu biliyor arkadaşlar. Av bitiyor. Arkadaş yazmış, diyor ki köpeğim arabanın yanına gelmiyor. Evet, gelmez. Niye gelmez? Burada yapılan hata şu arkadaşlar. Köpek avı bittiğinde arabanın yanına çağırıp köpeği alıp bagaja atıyorsunuz. Bir müddet yolculuktan sonra kafes arabanın bagajından indirip köpeği yerine kapatıyorsunuz. Köpek hemen ilk 1-2 tekrarda, ilk 1-2 av sonunda köpek gelir. Sonrasında gelmemeye başlar. Köpek hemen kafaya şu kurguyu yazar. Beni arabanın bagajının başında beklerken, yani bu maddenin başında beklerken çağırırsa bu adam, sahibim, ben yanına gidersem beni kafese götürüyor. Köpek kafese girmek istemez hiçbir zaman. Hep özgürlüğüne düşkündür. Bunun için bunu yapmanın çok basit bir yolu var arkadaşlar. Av bitti, arabanıza yaklaşırken 20 metre kala köpeğinizi yanınıza çağırın. Sevin, ödüllendirin. Köpek hem sizin yanınıza geldiğinde sizin çağırmanızdan dolayı emiri yerine getirdiği için, siz de bu konuda onu doğruladığı için yaptığı hareketin doğru olduğunu algılasın. Sevk kayışını köpeğin boynuna takın. Köpekle beraber senkronize bir şekilde yürüyerek arabanın yanına gelin ve arabanın bagajına bindirin. Arabanın bagajının başında bekleyip köpeği çağırıp arabanın bagajına atmayın. Bu da önemli bir detaydı. Diğer bir detay, doğru bilinen yanlış, aport konusu. Aport konusunda avı sıkan bir köpek için bir takım yerlerde okuduğum nalbur malzemeleri çözüm değil arkadaşlar. Bunlar nedir? İşte tahtaya çivi çak, tel sar, çivili tel sar. İşte neden böyle yapacağız diyoruz, soruyorum arkadaşa. Diyor, ısırdığında avı sıkıyorsa ağzına batacak, avı sıkmayacak. Peki arkadaşlar, bunu yaparken şunu düşünüyor muyuz? Köpek bu materyali o hırslan ağızladığında, bu çivi damağına saplanırsa köpeğin, bu çivi damağına saplanırsa o köpek bir daha hiçbir maddeyi ağızlamak istemeyebilir. Hemen bilinçaltına köpeğin yerleşir. Ben bir şeyi ısırdığımda sahibimin attığı, ağızlarsam canım yanacak deyip gidip ağızlamaz. Doğru bilinen yanlışlardan bir diğeri de bu. Diğer bir konuda arkadaşlar, köpeği eğitirken kimi arkadaşlar diyor ki işte köpeğin söz dinlemiyorsa abes olacak biraz ama dayak cennetten çıkma. Kesinlikle arkadaşlar, şiddetle, köpeğe şiddet uygulamayla köpeği bazı şeylerden vazgeçiremezsiniz. Doğru yöntemle anında müdahale gerekir. Köpek, atıyorum, tavuklara alakalı bir köpek. Tavukları yakalıyor, boğuyor, parçalıyor, artık her neyse. Tavuğu yakaladığı anda müdahale etmeniz gerekir. Köpek tavuğu yakalamış, aradan 2 saat geçmiş, köpeği kulübenin yanında tavukları gördünüz. O köpeğe ondan sonra yapacağınız bir işlem sizin ve köpeğiniz köpeğiniz arasındaki bağı bozar. Kesinlikle sen bu tavuğu niye işte şey yaptın diye karşınızdaki insanmış gibi köpeği azarlayarak köpeğe müdahalede bulunmayın. O anda köpeği yakalarsanız olay esnasında gereken cezalandırmayı yaparsınız. Cezalandırma da kesinlikle döverek olmaz. Kimi zaman bir köpeğe en büyük cezalandırma sizin sevginizden köpeği mahrum bırakmaktır arkadaşlar. Köpeği baktığınız yerde tavuk varsa, köpeğiniz tavuğa aşırı ilgiliyse, bunu hiçbir şekilde önüne geçemediyseniz arkadaşlar, köpeğinizin kafesini korunaklı yapacaksınız. Tavuklara yaklaştırmayacaksınız. Bu 2-2-4 baktığınız av köpeği, av köpeğinin tavuklara karşı ilgili ve alakalı olması gayet normal. Burada önleminizi siz alacaksınız arkadaşlar. Yani köpek bazı şeyleri algılayamayabilir. İnsan değil bu, köpekte fikir yok. Tamam, bazı şeyleri kurgu yoluyla köpeğin kafasına yerleştiriyoruz ve uyguluyoruz ama doğal olarak bu bizim gibi bir fikri olan canlı değil. Onun doğru veya yanlış olduğunu bilemez. O avcılık içgüdüsü gereği olması gerekeni yapıyor. Burada baştan yapılması gereken köpeğin küçükken sosyalleştirilmesi
köpeğin o hayvanlara karşı veya diğer varlıklara karşı duyarsızlaştırılması olgusu. Bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şimdilik arkadaşlar doğru bilinen yanlışlarla alakalı bahsedeceğim birkaç konu vardı. Bunlar devamında başka videolarda daha detaylı konulara değineceğiz. Kolay gelsin.